Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün herkesin evinde bulunan malzemelerle yapabileceği çok hafif, bir o kadar da kolay bir tarifim var. Üstelik içerisinde katı yağ, tereyağı veya margarin yok. Sadece sıvı yağ ile yapabileceğiniz çok az malzemeli, ekonomik, çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda ısısında beklettiğimiz 2 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Bu kurabiye diğer kurabiye hamurlarından farklı olduğu için kek yapar gibi önden yumurta ve şekerimizi güzelce çırpmamız gerekiyor. En önemli püf noktalarından bir tanesi. 2 adet yumurtamızı ekledikten sonra 1 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim ve el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. En az 3-4 dakika çırpmanızı öneririm. Şeker eridikten sonra içerisine diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Tarifin başında belirtmek isterim ki vermiş olduğum malzeme ölçülerinden tam 16 adet kakaolu çatlak kurabiye elde ettim. Verdiğim malzeme ölçülerinden daha fazla yapmak isterseniz, kurabiye elde etmek isterseniz malzemeleri daha fazla artırarak da birçok kurabiye elde edebilirsiniz. Yumurta ve şekerimizi 4-5 dakika kadar çırptıktan sonra diğer malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Hemen yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket toz vanilyayı ekliyorum. Bir su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde kakao ilave ediyorum. Ve bu malzemelerimi çırpıcıyla çırpıyorum. Gördüğünüz gibi kek yapar gibi malzemelerimizi aşama aşama sırasıyla ilave edip çırpıyoruz. Çünkü bu kurabiyemizin iç dokusu biraz brownie lezzetinde olduğu için, nemli, ıslakımsı bir lezzette olduğu için mutlaka bu şekilde önden hamurunu çırpalım. Diğer kurabiye hamurları gibi kulak memesi kıvamında veya ele yapışmayan kurabiye hamuru kıvamında değil. Aksine ele yapışan bir kurabiye hamuru oluyor. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra kurabiye hamurumuza şekil veriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamda hemen unumu ilave ediyorum. 1,5 su bardağı undan 1 parmak eksik olacak şekilde un ekliyorum. Bu kısmını bıraktım. Genelde yumurtanın büyüklüğüne göre değiştiği için sıvı malzemelerin kıvamı. O yüzden unu her zaman ölçülü bir şekilde, kontrollü bir şekilde eklemiyorum. Sizler de o şekilde eklerseniz mutlaka güzel kıvamda kakaolu çatlak kurabiyeler elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam istediğim kıvamda kullanmış olduğum bardak 1,5 su bardağı ölçüsündeydi. Ondan 1,5 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde ekledim ve spatula ile karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde cıvık, hafif akışkan kıvamda oluyor. Bu kıvamı yakaladıktan sonra tam orijinal kakaolu çatlak kurabiyesi elde edebilirsiniz. En önemli püf noktası bu kurabiyenin hamurunun hafif cıvığa yakın bir hamur olması. O yüzden unu mutlaka kontrollü ekleyelim. Şimdi kurabiye harcımı spatula ile güzelce karıştırdıktan sonra üzerini streç filmle kapatıyorum ve buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Buzdolabında 2 saat dinlenen kurabiye hamurumun üstündeki streç filmi açıyorum ve sizlere hemen kıvamını göstermek istiyorum. Buzdolabında dinlendikten sonra kendini toplayan bir hamur oluyor. Kaşık yardımıyla elinize almadan veya çok fazla dokunmadan yuvarlak şeklini verip hemen pudra şekerine batırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizebilirsiniz. Ben kaşık yardımıyla daha kolay yapıyorum. Bu şekilde kaşık yardımıyla alıp avcumun içerisine hafifçe şekil veriyorum. Sonra pudra şekerini buluyorum. Orada tekrardan yuvarlak şekil veriyorum. Ama tamamen elinizle yapmak isterseniz, yapışan bir hamur olduğu için avcunuzun içerisini pudra şekerleyin. Ondan sonra yuvarlayabilirsiniz. Çok fazla vakit harcamadan hızlı bir şekilde bu aşamayı yapmaya özen gösterin. Çünkü kurabiye hamurunuzun soğuk olması gerekiyor. Soğuk olduğu zaman çok daha kısa sürede elinize yapışmadan hızlıca şekil verip hazırlayabilirsiniz.
Kurabiye hamurlarımıza şekil verdikten sonra yağlı kağıdımızın üzerine aralıklı bir şekilde yerleştirelim. Ben dörder dörder yerleştirdim. Toplamda 16 adet kakaolu çatlak kurabiye elde ettim. Çok sıkışık bir şekilde yapmayalım ki birbirine kurabiye hamurumuz yapışmasın. Çünkü fırında pişerken kurabiye hamurumuz hafifçe yayılıyor. O yüzden birazcık aralıklı bir şekilde kurabiye hamurlarımızı dizelim. Kurabiyelerinizi daha küçük ölçülerde yapmak istiyorsanız kurabiye hamurunuzdan daha küçük parçalar koparıp o şekilde şekil verebilirsiniz. Benim yapmış olduğum ölçüler büyükçe yapmış olduğum kurabiye ölçülerinde oldu. Bu arada beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum hangi ülkelerden veya şehirlerden takip ettiğinizi. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Özellikle içi yumuşak, nemli, ıslak kurabiye lezzetinde veya brownie kurabiye lezzetinde kurabiye severler. Bu kurabiye tarifim tam sizlere göre. Mutlaka deneyin. Üst kısmı hafiften kıyır, içi yumuşak, durdukça bekledikçe yumuşayan bir kurabiye tarifidir. Kurabiye hamurlarımı gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde diziyorum. Şekil verirken de parmaklarımı ister istemez kurabiye hamurları yapışıyor, yapışkan kıvamda olduğu için. Aralıklı bir şekilde kurabiyelerimi dizdikten sonra önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim. Ben tam 10 dakika içinde pişirdim ve çok güzel üzerleri çatladı. Kontrollü bir şekilde üzerleri çatladıktan sonra kurabiyelerinizi fırından alabilirsiniz. 10 dakika sonrası kurabiyelerimiz pişti. Yakından da gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel çatladı. Şahane oldular. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizlere hemen yakından iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Yakından sizler izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız hiç denememiş olan kıymetli takipçilerim için sizin yazmış olduğunuz yorumlarda fikir olacaktır. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.